Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle V yaka kazak nasıl yapılır onu paylaşıyor olacağım. Boyundan başlamanı bütün halinde V yaka kazağımızı tamamlıyor olacağız. Dikişsiz bir kazak çalışıyoruz. Dediğim gibi boyundan başlayacağım, bir bütün halinde örüp tamamlıyor olacağım. Bu şekilde birazcık bol bir kol çalıştım, balon havası vermek istedim, lastik kısmını dar tuttum. Üzerine dökümlü bir kol çalışmış olduk. Sayılarımdan ve ölçülemden videonun içerisinde ayrıntılı bir şekilde bahsediyor olacağım. Ama başlangıçta da sizlere kazan bitmiş halini ölçüsü paylaşmak istiyorum. Henüz ütüleme yapmadım. En son iç kısmından bir ütüleme yapmayı düşünüyorum. Genişliğini ölçtüm 45 cm. Uzunluğunu ölçtüğümde 38 cm yaka kısmından itibaren bakın ölçtüğümde 25 santim uzunluğunda tamamlamış olduk. S beden 36 beden iç, için geçerlidir. İplerimi saturdiobu.com'dan temin ettim. Başlangıçta ipimden ayrıntılı bir şekilde bahsediyor olacağım. Açıklama kısmında sizler için linkini ekliyorum. 4 milim tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. Ve toplamda 4,5 adet ip kullandım. 4,5 yumak kullandım. Benimle bir de bir aynı ölçülerde çalışacaksınız yani seyveden 36 beden için çalışıyorsanız 5 yumak yeterli olacak. Dokusu gayet güzel oldu. En son iç kısmından güzel bir ütüleme yaparak daha da güzelleşeceğini düşünüyorum. Ee, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Nelly yar Baby Honey ipini tercih ettim. İpimi saturdayobi.com'dan temin ediyorum. Anti peeling keçeleşmez bir ip. Daha önce de kullanmıştık. Yapısı gayet güzel. Ördükçe güzelleşen bir ip. Kırmızı renk tercih ettim kazamız için. 100 gram 220 metre uzunluğunda %100, e 100 akrilik bir ip. Ben 4 milim tığ ile örgümün başlangıcını yapıyor olacağım. Çünkü böyle sert bir yapıda olsun istemiyorum. Birazcık salaş dökümlü bir kazak istediğim için 4 numara tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. Yapılışına geçmeden önce bu şekilde bir şablon oluşturdum. Sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Yılbaşı kazan yapıyor olacağız beraber. Kırmızı olduğu için ismi de yılbaşı kazar diye adlandırdım. 72 tane zincirden oluşuyor. S beden 36 beden için çalışıyor olacağız. Beden büyütmesini de arttırmanıza devam ederek beden büyütmesi yapabilirsiniz kolaylıkla. Öncelikle bu şekilde bir şablon oluşturmanız gerekiyor. Ben kendim tahmini bir şablon oluşturdum. Bakın şurası burası bizim kol e, burası bizim ön gövde kısmımız. Burası da diğer ön gövde kısmımız. Burası kol, kol ve sırt kısmımız. Şimdi V yaka çalışacağımız için bu şekilde ayrık gözüküyor. Daha sonrasında birleştirme yapıyoruz ve bir bütün halinde e, devam ediyor olacağız. Bu V kısımları bizim arttırma yapmış olduğumuz noktalar. Nasıl bir sayı belirledim? başlangıçta ön gövde kısmı için bir tane e, üçlü ikili trabzan yapıyoruz başlangıcında arttırmamız var devamında arttırma var dört tane yapıyorum modelimi sonra sırt kısmına yedi tane yine diğer kolumuza dört tane bir tane şeklinde ayarlama yaptık şimdi bunu Modele başladıktan sonra daha ayrıntılı bir şekilde anlayabiliriz. Ama bu şekilde ekran görüntüsü alırsanız şu anda videoyu durdurup ekran görüntüsü alırsanız siz de kendi şablonunuzu aynı şekilde oluşturabilirsiniz. Buradaki zincir sayısı artsın istiyorsanız mutlaka çift sayı olması gerekiyor dağıtabilmeniz için. Eğer buradaki zincir sayısını arttıracaksanız, rakamlar üzerinde oynama yaparsanız toplamı sizin buradaki zincir sayınızı belirleyecektir. Ama benim bu şekilde aklım karışıyor derseniz, dediğim gibi ben mesela 10 tane arttırma yapıyorsam, siz daha fazla arttırma yaparak beden genişliğinizi ayarlayabilirsiniz. Çünkü bu bağlantı noktasına kadar her bölgeden şu V kısımlarda arttırmaya devam ediyor olacağız, istediğimiz gövde genişliğine ulaşana kadar. Şimdi beraber bir başlangıç yapalım. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Döndürdüm. Bir tane zincir çektim. Az önce de söylediğim gibi 72 adet zincire ulaşana kadar devam ediyoruz. Toplamda 72 adet zincire ulaştıktan sonra hemen bakın normalde şu şekilde ilerliyoruz. Örgümüzü döndürdük zincirimizi. Herhangi bir zincir çekme işlemi yapmadan Hemen yandaki zincirin bakın arka kısmından tığımı geçiriyorum. ipimi çekip tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirin bakın arka daldan tığımı geçiriyorum. ipimi tek seferde çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirin arka dalına geldim. Sık iğnemi yapıyorum. Bakın normalde bu şekildeydi. Şöyle bir tık döndürüyoruz. Arka kısmındaki Daldan tığımızı geçirip sık iğne yaparak son zincirime kadar devam ediyorum. Son zincirime kadar geldim. Sıra sonundaki zincirime herhangi bir batma işlemi yapmıyorum ve toplamda sıra sonunda 71 tane sık iğneye ulaşmış olduk. 72 zincir çekmiştik dönüşümüzle beraber. 71 tane sık iğneye ulaşmış oluyoruz sıra sonunda. Bunu bu noktada sayılar önemli. Şimdi örgümüzün diğer kısmına dönüyoruz. Modelimizin başlangıcını yapacağız. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımızı hepim bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 seferde çekip ikili trabzan aynı boşluğa döndüm. 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 4 tane ikili trabzan yapmış gibi oluyoruz. Bir zincir çektim. Tığım zeypin bir kez aldım. Şimdi ön gövde kısmı için bir kez bu şekilde yapıyoruz. Yani 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi arttırma noktamızı V kısmını yapıyor olacağım. Bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluktan tığımı geçirdim bir tane iki trabzan bir zincir tığımızı hepim bir kez alıyorum aynı boşluğa dönerek V şeklimi yapmış oldum bakın bu şekilde burası bizim arttırma noktamız bir tane zincir çektim tığımızı hepim bir kez aldım bir boşluk atlıyorum yandaki boşluğa geldim bir tane iki trabzan şimdi kol kısmımın başlangıcını yaptım 3 tane 2 trabzan yapacağım tığımızı hepim bir kez alıyorum yandaki boşluğa geldim 2 Yandaki boşluğa geldim. 3 tane yarım 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir tığımızı hepim bir kez alıyorum. Bir boşluk atladım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 Yandaki boşluğa geldim. 2 Yandaki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum yan yana bir zincir çektim tığımızı hepim bir kez aldım bir boşluk attı yandaki boşluğa gel bir yandaki boşluğa geliyorum iki ve yandaki boşluğa üç tane yan yana ikili trabzan yapıyorum şimdi bakın bir iki üç kez aynı işlemi yaptık dördüncü yapacağız bir zincir çektim tığımızı hepim bir kez aldım bir boşluk atlıyorum yandaki boşluktan tığımı geçirdim bir iki ve 3 tane ikili trabzan yaptım yan yana. Şimdi saydığımızda bu işlemi 1, 2, 3, 4 kez yaptıktan sonra kol kısmı için bir zincir çekiyorum ve kısmımızı yapacağız arttırma noktamızı. Tığımızın üzerine ipimizi bir kez aldık. Bir boşluk altta yandaki boşluğa geliyoruz. Bir tane ikili trabzan, bir zincir. Aynı boşluğa dönerek 2 iki tane ikili trabzan ve V şeklimizi bu şekilde yapmış olduk. Şimdi sırt kısmına geldik. 1 tane zincir çekiyorum. Tığımızı hepim bir kez aldım. Bir boşluk Hatta Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 3 tane yan yana ikili tırabzan. Bir zincir. Tığımızı hepim bir kez aldım. Bir boşluk. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan, 1 tane zincir çektim. Şimdi iki kez aynı işlemi yaptıktan sonra 5 kez daha yapıyoruz. Yani toplamda sırt kısmı için 7 tane üçerli ikili trabzanlar yapıyoruz. Şimdi toplamda 7 kez aynı işlemi yaptım. Bakın ve kısmından itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane üçerli ikili trabzan yaptıktan sonra bir zincir arttırma noktamızı yapıyor olacağız. Tığımızı hepim bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane iki trabzan, bir zincir. Aynı boşluğun içerisine dönerek bir tane daha ikili trabzan. 2 tane iki trabzan yaparak V kısmımızı yapmış olduk. Bakın bu şekilde. Şimdi yine diğer kol kısmımızı yapacağız. Kol kısmında ne kadar batma işlemi yapmıştık? 4 kez aynı işlemi yapıyorduk. Tığımızı hepim bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Yandaki boşluğa geldim. bir Yandaki boşluğa geldim. 2 Ve yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan bir zincir tığımızı ipin bir kez aldım bir boşluk atlıyorum yandaki boşluğa geliyorum bir yandaki boşluğa geldim iki ve yandaki boşluğa geliyorum üç tane ikili trabzan iki kez yaptık bir zincir tığımızı ipin bir kez aldım bir boşluk atlıyorum yandaki boşluğa geldim bir iki 3 tane ikili trabzan oldu. 3 tane yaptık yan yana. Bir zincir tığımızı hepim bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluğa geldim. 1 2 ve yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığımızı hepim bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluğa geldim. 1 ikili trabzan bir zincir tekrardan aynı boşluğa dönerek bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve burada V şeklimizi arttırma noktamızı yapmış olduk şimdi sonda bir tane boşluğum kaldı bakın bu şekilde bir zincir çekiyorum tığımıza hepim bir kez aldım sondaki boşluktan tığımı geçiriyorum 1 2 3 ve 4 tane ikili trabzanımı yaparak sıramı tamamlamış oldum. Ve modelimizi bakın bu şekilde oluşturmuş olduk. Burada sayılar önemli. Şimdi şu arttırma yapmış olduğumuz V kısımlar aklınızı karıştırıyorsa dört tane ilmek belirleyici takabilirsiniz bu noktalara. Ama V şeklimiz belli ediyor kendi Yine de yeni başlıyorsanız ben unuturum diyorsanız eğer ilmek belirleyici takarsanız bu noktaya daha doğru bir şekilde ilerleme yapabilirsiniz. Şimdi örgümüzün diğer kısmına döndük. 1, 2, 3 tane zincir tığımıza hepim bir kez aldım. Bakın şimdi burada 4 tane 2 trabzan yapmıştık ya hemen şurada dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 tane 2 trabzan yaptım zincirle beraber 2. Aynı boşluğa döndüm. 3, Aynı boşluğa döndüm. 4 tane ikili trabzan yaptım ve bu şekilde ön gövde kısmı için arttırmamızı yapmış olduk. Bir zincir tığımıza yapayım bir kez aldım. Hemen bakın V şeklimizin öncesinde zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir zincir, tığımıza yapayım bir kez aldım. V kısmının ortasına geliyorum. Bir tane ikili trabzan, bir zincir. Aynı boşluğa döndüm. Bir tane ikili trabzan. Yani yine B şeklimizi yaptık. Bu her sırada bu şekilde devam ediyor olacak. Sağ kısmında bir az sırada sadece dört tane ikili trabzanımız vardı. Arttırma yaptığım için bakın bir iki kez aynı işlemi tekrarlamış olduk. Bu hep bu şekilde her sırada artarak devam ediyor olacak ve parçamız büyümeye devam edecek. Şimdi bir tane zincir çektim tığımızı hepim bir kez aldım hemen yandaki boşluktayım bu arada biraz alt sırada yapmış olduğumuz bir zincir çekerek yani yapmış olduğumuz boşluklara üç tane ikili trabzan yaparak devam ediyor olacağız şimdi 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir tığımızı hepim bir kez alıyorum yandaki boşluğa geldim 1 2 3 tane ikili trabzan 1 zincir. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan 1 zincir. Tığımızı hepim bir kez aldım. Yandaki boşluktayım. 1 2 3 tane ikili trabzan 1 zincir. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan ve V kısmına geldim bir zincir çektim ve boşluğundan ortasından tığımı geçiriyorum bir bir zincir çektim aynı boşluğa dönerek iki tane ikili trabzan yaptım şimdi kol kısmında birinci sıramızda dört tane üçerli ikili trabzan yapmıştık bu sıramda saydım da bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane 3 elde 2 trabzan yapmış olduk. Şimdi V şeklimi yaptıktan sonra sırt kısmına doğru devam ediyorum. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 tane 2 trabzan 1 zincir. Yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 tane ikili tırabzan bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi son boşluğuma 3 tane iki tırabzan bir zincir çektim. arttırma noktama geldim. Boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane iki tırabzan bir zincir aynı boşluğa dönerek bir tane ikili tırabzan yaparak arttırmamı yapmış oldum. Bakın bu şekilde. Şimdi sırt kısmında saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane üçerli ikili trabzana ulaşmış olduk. Başlangıçta 7 taneydi. İkinci sıramızda 8 tane üçerli ikili trabzanlara ulaşmış oluyoruz. Şimdi kol kısmına geldik. Bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan bir zincir yandaki boşluğa geliyorum 1 2 3 tane ikili trabzan bir zincir yandaki boşluğa geliyorum 1 2 3 tane ikili trabzan yandaki boşluğa geldim 1 2 3 tane 2 trabzan 1 zincir yandaki boşluğa geliyorum 1 2 3 tane 2li trabzan ve arttırma noktama geldim. M kısmından tığımı geçirdim 1 tane 2 trabzan 1 zincir aynı boşluğa dönerek. 2 tane ikili trabzan yaparak arttırma noktamızı yapmış olduk. Bakın bu şekilde. Kol kısmında birinci sıramızda dört tane üçerli ikili trabzan vardı. İkinci sıramda baktığımda 2, 4, 5 tane ikili trabzana ulaşmış oldum. Şimdi son kısma geldik. Bir zincir yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2, ve üç tane ikili trabzan yaptım bir zincir tığımızı ipimi bir kez aldım. Burada 1, 2, 3 tane ikili trabzan atlıyorum. Sondaki ikili trabzan öncesinde bakın boşluktan tığımı geçirdim. 1, 2, 3 ve 4 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Ve bir üst sıraya başlıyoruz. Örgümü diğer kısmına döndüm. Şimdi bu sırada farklı olarak bu ön kısmı çok keskin bir yapıda olsun istemiyorsak bu sırada arttırma yapmadan dönüşümüzü sağlıyor olacağız. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımza hepim bir kez aldım. Normalde ne yapıyordum? Buradaki boşluğa dört tane iki tırabzan yapıyordum. Bu sırada arttırma yapmayacağım için 3. sıramın başlangıcında 4 tane zincir tığımızı hepim bir kez aldım. Hemen bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa dönüyorum. Ve bir tane ikili trabzan tekrar aynı boşluğa döndüm. 2 3 tane ikili trabzan yaparak başlangıcımızı yaptık. Bir zincir yandaki boşluğa geliyorum 1 2 3 tane ikili trabzan bir zincir çektim ve kısmının orta kısmından tığımı geçiriyorum 1 tane ikili trabzan bir zincir tekrar aynı boşluğa dönüyoruz 1 tane daha ikili trabzan yaparak V kısmını arttırmamızı yapmış olduk. Devamında kol kısmına geliyorum. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Sıra sonuna geldiğimizde ise yine arttırma yapmadan sıramızı tamamlıyor olacağız. O yüzden sıra sonuna kadar modelimize devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bir tane zincir tığımızı ipim bir kez aldım. Başlangıçta arttırma yapmadığım için sıra sonunda da arttırma yapmayacağım. Buradaki zincir içerisinde en sondaki 3 zincir çekerek başladığımız noktadan tığımızı geçirip bir tane iki tırabzan yaparak bu şekilde boşluk oluşturuyorum. Örgümün diğer kısmına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipim bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan 1, 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 4 tane ikili trabzan yapmış oğlum. 1 zincir tığımızı hepim bir kez alıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan 1 zincir tığımızı hepim bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. V kısmına boşluğumuza geliyoruz. Bakın buradaki bir tane ikili trabzan bir zincir. Aynı boşluğa dönerek bir tane daha ikili trabzan yapıyor, yaparak V kısmımızı oluşturmuş olduk. Şimdi burada saydığımda 1, 2, 3 kez aynı işlemi yaparak modelimizi oluşturmuş olduk. Sıra sonuna kadar modelimi aynı şekilde devam ediyorum. Tek farklı nokta sıra sonunda olduğu için yine sıramızın kapanışını beraber yapalım istiyorum. Şimdi sıra sonundaki son boşluğuma geldim. 1, 2, 3 ve 4 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlamış oldum yine saydığımızda bir iki üç kez aynı işlemi tekrarlamış olduk ve bu şekilde dördüncü sıramızı tamamladıktan sonra örgümüzün arka kısmına dönüyoruz bir iki üç tane zincir çektim tığımızı ipim bir kez aldım hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum bu noktada arttırma yapacağım bir iki üç tane ikili trabzan bir zincir yandaki boşluğa geldim bir iki üç tane ikili trabzan bir tane zincir yandaki boşluğa geliyorum bir iki ve üç tane ikili trabzan bir zincir yandaki boşluğa geliyorum 1 2 3 tane ikili trabzan ve arttırma noktama geliyorum. V kısmının içerisinde bir tane ikili trabzan, bir zincir ve aynı boşluğa dönerek iki tane ikili trabzan yapmış oldum. Ve saydığımda 1, 2, 3, 4 kez aynı işlemi yapmış olduk ve arttırmamı yapmış oldum. Şimdi bakın 1, 2 sıra boyunca arttırma yaptık. Sonrasında herhangi bir arttırma yapmadan dönüşümü sağladım. 4 kez battım 4 kez battım bu işlemi hep aynı şekilde devam ettiriyor olacağım yani nasıl yapıyorum şimdi iki sıra boyunca arttırma yaptım burada iki tane arttırmamı yaptıktan sonra üzerine herhangi bir arttırma yapmadan dönüşümü sağlıyorum üzerine iki sıra daha arttırma yapıyorum yine arttırma yapmadan dönüş sağlıyorum bu hep kendini tekrarlıyor bakın modelimiz bundan ibaret hep bu şekilde devam ediyoruz istediğimiz genişliğe ulaşana kadar Şimdi toplamda 14 sıra boyunca giderek istediğim uzunluğa ulaştım. 14 sıra gittiğimde sırt kısmını saydığımızda 21, ön kısmı saydığımda ise iki taraf dahi 21 tane üçlü ikili trabzanım vardı. Kol kısmında ise hemen sayalım beraber 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane ikili trabzanım var sağ ve sol kol için. Bu noktada kendinize deneyerek istediğiniz boyuta kadar devam edebilirsiniz. Şimdi şu kısımdan bahsetmek istiyorum. Nasıl bir arttırma yaptım? Başlangıçta size söylemiştim en son beraber yaptığımızda. iki tane arttırma yapıyor bir tane yapmıyorum. İki arttırma bir yapmıyorum. İki arttırma bir yapmıyorum şeklinde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. sıramdan sonra 9. sıramda bakın arttırma yapmadım. 9. sıramdan sonra 2 4 5 sıra boyunca hep arttırma yaptım. Bu noktayı tekrardan söylemek istiyorum. Başlangıçta size bahsetmiştim. 2 arttırdım, bir tane arttırmadım. 2 arttırdım, bir arttırmadım. Yani 2 sıra boyunca arttırıyorum, bir sıra arttırma yapmıyorum bu şekilde geldiğimde 2 4 6 8 9 9 sıra boyunca aynı şekilde devam ettim 9 sıramdan sonra yani 10 11 12 13 14 sıram dahi her sırada arttırma yaptım bu noktada hep 4 tane ikili tırabzan yaptım son sıramda hem sağ kısımda 3 tane ikili trabzan hem de sol kısmımda 3 tane ikili trabzan yaptım. Tabi bu da son sıramız olduğu için arttırma yapmadan 3 tane ikili trabzan 3 tane ikili trabzan yaptım. Burayla arka kısmının eşit olması gerekiyor. Bizim arada bir tane farkımız var. Bu da önemli değil. Ama çok büyük farklar olduğunda yapısında bozulmalar olacağı için önemli eşitlemeye çalışalım. Ben bu kısımda Biraz fazla gittiğim için ve V şeklini daha fazla vermek istediğim için bu şekilde ilerledim ve arka sayıma eşitlemeye çalıştım. Şimdi bu noktada birleştirme yapacağız ama öncelikle sizlerle bu ölçümü de paylaşmak istiyorum. Bakın öncelikle sağ tarafımı ölçüyorum. 23 bu tarafta 23 santim. Bu şekilde ölçtüğümde bakın kol kısmı 36 santim. Arka kısmı da yine 44 santim uzunluğunda. Tabi bu ö, tabii ki bu ütülenmemiş hali ölçümüz. En son bittikten sonra iç kısmından bir ütüleme yapacağız. Şu an örgümün ters kısmındayım. Burada bir birleştirme yaparak devamında e, gövde kısmına devam ediyor olacağız. Hemen şimdi şurada bakın üç tane 2 trabzan 3 tane trabzan yapmıştım. Bir zincir çektim. Buradaki İkili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İlmeğimi içerisinden geçirdim. ilmek yürütme yapıp bir tane zincir çekerek ipimi kesiyorum. Ve bakın şöyle ön kısmına dönelim. Şimdi buradan sonra kol kısımlarını ayıracağız ve gövde kısmını bir bütün halinde devam ediyor olacağız. Hemen ipimi elime alıyorum ve bir tane zincir çektim. Bu kol için arttırma yapmış olduğum boşluğun hemen yanındaki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan bir zincir çektim yandaki boşluğa geliyorum 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım bu şekilde bağlantı noktama kadar devam ediyorum modelime şimdi buradaki bağlantı noktama kadar geldim iki tane parçamın birleştiği nokta bir zincirimi çekmiştim buradaki boşluktan da tığımı geçiriyorum 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez alıp yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak buradaki arttırma noktama kadar devam ediyorum kol altındaki arttırma noktama kadar geldim öncesindeki boşluğa 3 tane iki trabzan yaptıktan sonra bir zincirimi çekiyorum şimdi burada kol kısmını kol boşluk kısmını bırakıp diğer tarafa geçişimizi sağlıyor olacağız arttırma yaptığımız V noktalara herhangi bir batma işlemi yapmadan tığımızı hepim bir kez aldım bakın arka kısmındaki bu V noktama da herhangi bir batma işlemi yapmıyorum hemen yandaki boşluğa gelip bir tane ikili trabzan Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 2 3 tane ikili trabzan bir tane zincirimi çektim. Bakın bu şekilde kol boşluğumuzu bırakmış olduk ve geçişimizi sağlamış olduk. Devamında diğer kol kısmına kadar her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Başlangıç noktama kadar geldim. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzan bir tane zincirimi çektim. Burası da başlangıç yaptığımız nokta. Hemen burada birinci iki tırabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp sıramı kapattım. Daha sonrasında örgümüzün iç kısmına dönüyoruz. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımza ipimi bir kez aldım. Dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 tane iki tırabzan. Tekrardan aynı boşluğa dönerek 2 iki tane 2 trabzan 3 zincirle beraber 3 tane 2 trabzan yapmış olduk. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane 2'li trabzan bir zincir çektim. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi örgümüzün iç kısmındayız. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Burada başlangıç noktamdaki 3. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaparak sıramı kapatıyorum. Şu an örgümüzün iç kısmından devam etmiştik. Ön kısmını döndürüyorum. Bakın her seferinde dönerek devam ediyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Döndürdüğümde hemen dibindeki boşluğa gelmiş oluyorum. Yani buradan bir başlangıç yapmamız gerekmiyor. O yüzden her seferinde diğer tarafa döndürüp başlangıç yapıyoruz. 3 zincir çektikten sonra dibindeki boşluğa bir 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım ve bir tane zincir çektim. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağım. Sıra sonunda ilmek yürütmemi yaptıktan sonra örgümün iç kısmına dönüyorum. Dibindeki boşluktan 3 tane iki trabzan yaparak başlıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. İstediğimiz gövde uzunluğuna ulaşana kadar devam edip geliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğuma bir tane iki trabzan ve 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaptım. 1 2 tane zincir çekerek burada ipimi kesiyorum. Ve bu şekilde Tamamlamış olduk. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi aynı şekilde kol kısmının başlangıcını yapalım istiyorum. Devamında kol kısmını tamamladıktan sonra V şeklindeki yakamızı yapıyor olacağız. İpimi elime aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bakın burada şu. V şeklindeki boşluğumun içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane iki trabzan tekrardan aynı boşluğa döndüm. İki, üç tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir, iki, üç tane ikili trabzan. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 ve 3 tane ikili tırabzan yaptım. Şimdi bu şekilde her boşluğa 3 tane ikili tırabzan yaparak buradaki son boşluğumuza kadar devam edelim. Şimdi burada son boşluğuma kadar geldim. Bakın burası da arttırma yapmış olduğumuz nokta. Hemen oradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 ve 3 tane ikili tırabzan yaptım. Şimdi burada Bakın şu şekilde bir boşluğumuz var. Burayı göstermek istedim aklınız karışmasın diye. Bir zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğuma 3 tane 2 trabzan yaptığım için buradaki boşluğuma da 3 tane 2 trabzan yaparsam çok fazla olacak. O yüzden bakın zaten içerisinde buradaki boşluğumun 3 tane 2 trabzan var. O yüzden buraya batma yapmadan buradaki boşluğa atlıyorum. Şöyle ipimi tutayım. 1 2 ve 3 tane ikili tırabzan yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Tığım zeyim bir kez aldım. Yine aynı şekilde buradaki boşluğa batmayacağımız için hemen yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 ve 3 tane ikili tırabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi bakın şöyle bir göstermek istiyorum. Buradaki en son arttırma yaptığımız V şeklindeki boşluğumuza 3 ikili tırabzan Başlangıçta da yine aynı şekilde V şeklindeki boşluğumuza üç tane ikili tırabzan yapmıştık. Bunların arasına 1, iki kez 3 elli ikili trabzan yaparak geçişimi sağlamış oldum. Bir zincir çektim. Birinci ikili trabzan tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. 1, 2 3 tane zincir çektim. Sizlere burada fikir olması için model sayımı da saymak istiyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 tane üçerlik trabzanlar yapmış olduk. Şimdi gövde kısmındaki gibi bağlantı noktamız belli olmasın diye dönerek bir ilerleme yapıyor olacağız. 3 tane zincirimi çektim ya örgümün iç kısmına dönüyorum. Şöyle hemen bunu da döndüreyim. Ve bu şekilde döndüğümüzde dibindeki boşluktan tığımızı geçirip bir, iki tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber üç tane ikili trabzan yapmış oldum. Bir zincir, yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan bir zincir yandaki boşluğa geliyorum 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz şimdi son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir çekiyorum ve başlangıçtaki 3. zincirimin tepesinden tığımı geçirdim ipimi çekiyorum İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütme yaparak sıramı kapattım. Örgümüzün diğer kısmına dönüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımıza hepim bir kez aldım. Dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2 iki tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa geldim. Ve 3 tane 2 de trabzan yapıyorum. Modelimize aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunda ilmek yürütme yaptıktan sonra örgümün iç kısmına dönüyorum ve dibindeki boşluğa iki tane ki trabzan yapıyorum. Bu şekilde istediğimiz kol uzunluğuna ulaşana kadar devam edip geliyoruz. Şimdi son boşluğuma 3 tane ki trabzan ve bir tane zincir çekiyorum. Buradaki 3. zincirin içerisinden tığımı geçirip ilmek yürütmemi yaptım. 1, 2 3 tane zincir çekerek bırakıyorum. Şimdi kol için istediğim uzunluğa ulaştım. Henüz ütülenmemiş hali. Ben burada deneyerek bir sayı belirledim aslında. Toplamda 29 sıra boyunca giderek tamamlamış oldum. Ütüleme yaptığımızda bu sayıda değişiklik olabilir. Santim olarak daha da uzayabilir diye düşünüyorum. Şimdi tam kol altı kısmından ölçtüğümde şu anki ölçüsü 39 buçuk santim ölçüsünde uzunluğunda kolu tamamlamış olduk bakın genişliğini de şu şekilde ölçmek istiyorum 21 santim genişliğinde birazcık böyle bol bir kol oldu ben e, lastik kısmı dar yapıp balon kol havası vermek istiyorum o yüzden bu şekilde biraz bol çalıştık dilerseniz bu noktada kol kısmınızı çok fazla arttırma yapmazsanız bu kadar geniş kol elde etmezsiniz. Yani dar bir kol olsun istiyorsanız dediğim gibi arttırmanızda değişiklik olursa kolunuzdaki sayıda değişiklik gösterecektir. Şimdi burada nasıl bir lastik yapıyoruz? Gövde kısmında lastik çalışmadık. Kol kısmında dediğim gibi üzerine dökümlü durabilmesi için lastik yapıyor olacağız. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir tane trabzan atlıyorum. Diğer tırabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yaptım zevpin bir kez aldım buradaki boşluk kısmını atlıyorum bakın 3 tane 2 trabzan yaptım noktada birinci iki trabzan tepesinden tığımı geçirdim bir tane iki trabzan 1 iki trabzan atlıyorum diğer iki trabzan tepesine geldim bir tane 2 trabzan boşluğu atlıyorum birinci iki trabzan tepesine geldim bir tane 2 trabzan daha sonrası ikinci atlıyorum üçüncünün tepesine batıyorum bir tane ikili trabzan. Boşluğa atladım. Birinci iki trabzanın tepesine geldim. Bir tane atlıyorum. Üçüncü iki trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan. Boşluk kısmına herhangi bir atma işlemi yapmıyorum. Bakın birinci iki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane iki trabzan. İkiye atlıyorum. Üçüncünün tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan. Bu şekilde başlangıç noktamıza kadar devam ediyoruz. Aradaki boşluk atladığımız kısımlarla beraber lastik kısmı daha dar yapacağız. Üst kısmı da dökümlü olmasını sağlıyor olacağız. Şimdi başlangıç noktasına kadar bu şekilde devam edelim. Şimdi başlangıç noktama kadar geldim. Burada 3 zincir çekerek başlangıç yaptım. Noktanın tam tepesinden tığımı geçirdim. Ilmek yürütmemi yaparak sıramı kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Toplamda kaç tane ki trabzan ulaştık? Zincirle beraber 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. 43 tane ikili trabzan'a ulaşmış olduk. Şimdi burada lastik kısmımızın başlangıcını yapıyoruz. Tığımı zipim bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın altından tığımı geçiriyorum. Bakın bu şekilde üste bıraktım. İpimi çekiyorum ve bir tane ikili trabzan. Tığımı zipim bir kez aldım. Alttan geçiriyorum. İkinci iki trabzanı altta bırakıyorum. Bakın, üste bırakıyorum. arkadan geçiriyorum altta bırakıyorum ikili tırabzanı alta doğru tığımı geçirdim ve altından geçiriyorum ikili tırabzan üstte kalıyor bakın altta kalıyor şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Son ikili trabzanımı da alttan aldım. Daha doğrusu üstten alıp ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada 3. zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. İlmek yürütmemi yaptım. 1, 2, 3 tane zincir. tığımız ipimi bir kez aldım. Birinciyi ne yapıyorduk? Üste bırakıyorduk. Bakın yine üste bırakıyoruz. İkinciyi arkadan altta bıraktım. Bir sonraki ikili tırabzanıma bakıyorum. Üste, üstten alıyorum altta alttan alıyorum. Şimdi burada ikinci sıramızda modelimizi oluşturduktan sonra artık hep aynı şekilde ilerliyoruz. Yani ikili trabzanla bakın kendini gösteriyor. Üstte olan üstte alttan almamız gereken altta kalıyor. Bu şekilde devam edip sıramızı tamamlıyoruz. Burada lastik uzunluğunu ne kadar isterseniz kaç sıra boyunca devam etmek isterseniz o kadar devam edip geliyoruz. Beşinci sıramın Son iki trabzanı yaptıktan sonra üçüncü zincirin tepesinden tığımı geçirdim. ilmek yürütmemi yapıyorum ve bir iki tane zincir çekerek artık ipimizi kesiyoruz. Burada lastik kısmımızı ve kol kısmını da tamamlamış oluyoruz. Toplamda 5 sıra boyunca gittim. Bakın lastik benim için yeterli genişlikte oldu ve istediğim boyutta da olmuş oldu. Şimdi burada sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum. 4 santim genişliğinde bir lastik çalışıyoruz ve bu şekilde kolu tamamladıktan sonra diğer kolu da aynı şekilde yapıyoruz. Farklı bir şey yok. Ben şimdi beraber yaka kısmının başlangıcını yapalım istiyorum. V yaka çalıştığımız için burada beraber bir başlangıç yapalım. İpimi elime aldım ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Bakın tam orta kısmında bu şekilde 3 tane iki trabzanımız var. Sağ, sağında ve solunda boşluğumuz var. Şimdi buradaki boşluktan tığımı geçirdim ve ipimi tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra yatay ikili trabzanı görüyoruz. Bakın burada boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane ilmek kaydırma. Bir de buradaki zincirin içerisinden bir de buradaki başlangıç noktamdan tığımı geçiriyorum, ilmek kaydırma yaptım iki tane. Yandaki boşluğa geliyorum, ilmek kaydırma. Buradaki zincir içerisinden yine tığımı geçiriyorum, ilmek kaydırma yapıyorum. Yani bir tane yatay ikili trabzan'dan iki tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın şimdi yandaki boşluktan tığımı geçirdim, ipimi çekip ilmek kaydırma yapıyorum. Yine zincir içerisinden tığımı geçirip ilmek kaydırma. Boşluktan tığımı geçirdim. Bakın. Birazcık ilmek kaydırma yaparken elimi bol tutuyorum ki daha sonra üzerine sık iğneler yaparak lastik kısmımızı oluşturuyor olacağız. O yüzden elinizi çok sıkmamanız gerekiyor. Bakın her boşluğa Yatay 2 trabzanın içerisine iki tane ilmek kaydırma. Buradaki boşluktan geçiriyorum birinciyi. İkinciyi de şu şekilde zincir içerisinden boşluktan zincir içerisinden boşluktan ve zincir içerisinden boşluktan ve zincir içerisinden. Bakın bu şekilde buradaki başlangıç noktama kadar ilmek kaydırmaya devam edeceğim. Şuradaki noktada sırt kısmına geldiğimizde sık iğneler yaparak başlangıç yapmıştık ya. Burada sık iğneler içerisinden her sık iğne içerisinden bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Şimdi oraya kadar devam edeyim o noktayı da göstermek istiyorum sizlere. Bakın sık iğnenin içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane ilmek kaydırma. Yandaki sık iğne içerisinden tığımı geçiriyorum. ilmek kaydırma yapıyorum. Burada az önce de söylediğim gibi her sık iğne içerisinden tığımızı geçirip ilmek kaydırmalar yapıyoruz. Diğer tarafta sık iğnelerimizi tamamladıktan sonra yine aynı şekilde ikili trabzanların içerisine ikişer tane ilmek kaydırma yaparak başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Şimdi başlangıç noktama kadar geldim. Yine bakın üç tane 3 tırabzanımız var orta kısımda. Burada son iki tane ilmek yürütmemi yaptıktan sonra birinci bakın bu sık iğne yaparak başladığım noktadan boşluktan tığımı geçiriyorum. ipimi çekip ilmek yürütme yaptım. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirip bir tane sık Şimdi burada yandaki ilmek yürütme yapmış olduğum boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki ilmek yürütme yaptım noktaya geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu kısım birazcık zorluyor ama bir an sırada ilmek yürütme yapmış olduğumuz kısımlardan ilmeklerden bakın tığımı geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir tane. sadece ilmek yürütme yapmış olduğumuz kısımlarda bakın sık iğne yapıyorum. Başlangıçta da söylemiştim. Çok sıkı tutmayalım elimizi diye. Çünkü üzerine sık iğne yaptığımızda hem zorluyor hem de çok fazla toparlama oluyor. O yüzden elimizi olabildiğince bol tutarak ilmek yürütme yapmamız gerekiyor. Devamında şimdi bu ilmek yürütme yapmış olduğumuz her boşluktan tığımı geçirip sık iğne yaparak başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Yaka kısmında tam orta boşluk kısmına kadar ilerledim. Yani buradaki birinci boşluğundan tığımı geçiriyorum. ipimi çekip ilmek yürütmemi yaparak sıramı kapattım. Daha sonrasında örgümü döndürdüm. Bakın iç kısmına tekrar şöyle alalım. Ön kısmındaydık ya ilmek yürütme yaptıktan sonra örgümün iç kısmına dönüyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen yandaki boşluğun arka dalından tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekip bir tane sık iğne arka daldan tığımı geçirdim. 2 Yine arka daldayım. 3 4 ve 5 tane sık iğnemi yaptım yan yana. Sadece arkada la batıyorum ve bir tane zincirimi saymadan 5 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi örgümüzün ön kısmına dönüyoruz. Bakın tekrardan şöyle tuttuğumda iç kısımda sağ kısma doğru ilerledik. İç kısımda sol kısma doğru ilerledik. Ön kısımdan baktığımızda ise Bakın geldiğimiz noktaya yani sağ kısma doğru 5 tane sık iğne ilerlemiş oldum. Bir tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğun arka dalından tığımı geçirdim. 1 Zincirle beraber pardon 2 3 oldu devam ettim. 4 ve 5 Arka dallara batma işlemi yaparak 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Devamında burası benim ilmek yürütme yapmış olduğum nokta. Bu noktayla benim bir işim yok şu anda. Üstündeki boşluktan tığımı geçirdim. ipimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütme yaptım bir tane. Bir üst boşluktan tığımı geçirdim. ipimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütme yapıyorum. Bakın bu noktada da ilmek yürütmeyi çok sıkı bir şekilde yapmıyorum ki hani böyle büzüşme tarzı olmasın toparlanma olsun istemiyorum. Daha sonrasında iki tane ilmek yürütme yaptıktan sonra örgümün iç kısmına dönüyorum. Hemen bakın dibindeki burada 1, 2, 3, 4, 5 arka daldan tığımı geçirdim yine ipimi çektim. Bir tane sık iğne Yandaki boşluğa geldim. Arkada da bir tane sık iğne. Devam ediyorum. 3 oldu. 4. Ve sonda da zincir içerisinden tığımı geçirdim. 5 tane sık iğnemi yaptım. Arka kısmına dönüyorum. Bir tane zincir çektim. Buradaki zincirimizde bir tane sık iğne saydığımız için hemen yandaki boşluğun arka dalından her zaman arka dala batma işlemi yapıyoruz. Tek seferde çekip sık iğne zincirle beraber 2 devam ettim. 3 4 ve son boşluğumu da arka dalından geçiriyorum. 5 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi burada her zaman 5 sık iğne ile devam ediyoruz. Bu nokta önemli. Eğer eksiltme ya da arttırma yaparsak sayımızda değişiklik olacaktır. O zaman lastik kısmının görüntüsü de bozulacaktır. Şimdi bu alttaki batmış olduğum, ilmek yürütme yapmış olduğum nokta belli. Hemen bir üstündeki boşta duran birinci boşluğumuzdan yani ilmek yürütmemi yaptım. Bir üst sıraya geldim. İlmek yürütmemi yapıyorum. İki kez ilmek yürütme yaptım iki kez ilmek yürütme yaptıktan sonra örgümüzün iç kısmına dönüyoruz. Burada herhangi bir zincir çekmeden hemen birinci boşluğun arka dalından tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne devam ettim. 2 3 4 ve sondaki bir zincir var ya dönüş yaparken oradaki birinci zincir içerisinden de şu an tam geçiremedim tığımızı geçiriyoruz. İpimi tek seferde çektim ve 5 tane sık iğneye ulaştım. Daha sonra örgümün ön kısmına dönüyorum. İpimi bırakıyorum hemen şöyle. Burada bir tane zincir çekiyoruz başlangıç için. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğun arka dalından tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne şeklinde devam ediyorum. Zincirle beraber 3 oldu. 4, ve son boşluğuma da geliyorum. 5 tane sık iğne yapmış olduk. Bakın buradaki boşluğa değil, bir sonraki boşluğa geliyorum. ilmek yürütme yaptım. Bir üstteki boşluktan tığımı geçirip ilmek yürütme yapıyorum. Bir sıranın başlangıcını bu şekilde yapmış oluyoruz. Örgümün diğer kısmına döndüm. Hemen bakın birinci burada hiç zincir çekmeden birinci boşluğun arka dalından geçirdim ve bir tane sık iğne yaptım devam ettim 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne yaptıktan sonra örgümüzün diğer kısmına dönüyoruz ön kısmına dönüyoruz bir tane zincir çektim başlangıç için dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğun arka dalından tığımı geçiriyorum bir sık iğne devam ettim zincirle beraber 3 oldu şu anda 4 ve son boşluğumunda da arka geçiriyorum 5 tane sık iğne yaptım daha sonrasında hemen karşılık gelen birinci boşluktan ilmek yürütme yapıyorum bir üst sıraya geldim ilmek yürütmemi yaptım iki kez şöyle bir göstermek istiyorum Bakın bu tarafa doğru lastik kısmımız devam ediyor. Elimi de serbest örüyorum. Hani sıkmadan devam ediyorum. Yani hep de farkındaysanız her sırada sayarak devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar dönüşümü sağlayıp yine 5 tane sık iğne. Bir sıraya bir zincirle dönüyorum. 5 tane sık iğne. Bu hep bu şekilde devam ediyor. Tüm etrafı bakın aynı şekilde dönerek buradaki noktamıza kadar devam ettiriyoruz. Şimdi son sıramı da 5 tane sık iğneyi yaptıktan sonra bir tane boşluğum var. Burada ilmek yürütmemi yaparak sıramı kapatıyorum. Bir tane zincir çektim ve ipimi biraz uzun kesiyoruz ki dikmek için pay bırakalım. Bakın şöyle kazağımızı düzelttiğimizde başlangıç noktamıza kadar hep aynı şekilde ilerlemiş olduk. Burada dikerek birleştirme yapacağım. Hemen şöyle iğnemize İpimize uygun daha doğrusu iğnemizi takalım. Daha sonrası burada şöyle bakın geçirebildiğiniz her boşluktan iğnemizi geçirip karşılıklı eşit bir şekilde birleştiriyoruz. son boşluğundan da iğnemi geçirdim ve iç kısma çekiyorum dikme işlemi gerçekleştirdikten sonra daha sonrasında iç kısımdan herhangi bir yerden iğnemizi geçirip düğümlüyoruz ve birkaç kez ilmek yürütme yaparak gizleyebilirsiniz ipinizi daha sonrasında keselim bakın bu şekilde yakayı tamamlamış olduk yakayı tamamladıktan sonra aslında kazağımızı da tamamlamış olduk gayet güzel salaş dökümlü bir kazak oldu Ben çok beğendim 5. E, yumamdan hala elimde bir miktar var Bakın bu kadar ipim kaldı yani 5 yumak almanız yeterli olacak benimle birebir aynı ölçülerde çalışıyorsanız videoyu beğenmeyi Yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.